Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yaklaşık bir aydır maalesef video koyamıyorum. Çünkü tatile gittiğim için tatilde hiç uğraşmak istemedim. Şimdi tekrar Erbil'e geri döndüm. Şöyle, şimdiye kadar paylaştığım videoların altında bir sürü sorular geldi ve bu soruları yavaş yavaş sizler için cevaplamaya çalıştım. Bazı sorular teknik sorular ama bu soruların mutlaka araştırılması ve doğru bilgi verilmesi gerekiyor. Onun için şimdilik yani bildiğim sorular size cevaplayacağım ama bilmediğim sorular kesinlikle araştırmam gerekiyor. Mesela üniversite okumak istiyoruz demiş Erbil'de. Ama burada üniversite okumak istiyorsanız kesinlikle araştırmam gerekiyor. Gidip sormam lazım. Hani burslu mu, burssuz mu? Yabancılar kabul ediyor mu? Derken şartlar neler? Neyi kabul ediyor? Hani özel üniversitede ya da devlet üniversitesinde gibi bu sorular, teknik sorular. Böyle sorular maalesef araştırmam lazım. Onları sonlara bıraktım. Şimdi bildiğim soruları sizlere cevaplamaya çalışacağım. Birincisi arkadaşlar, buraya nasıl gelirim? Şimdi şöyle, burası Kürdistan, Erbil arkadaşlar. Yani Kürdistan bölgesine geliyorsanız mutlaka burayla alakalı bilgi edinmeniz gerekiyor. Burası Türkiye'nin kabul ettiği, kendi parlamentosu olan, kendi bayrağı olan, kendi eğitim sistemi olan bir yer. Buraya geleceksiniz, burası Kürdistan'ın Erbil, Süleymaniye, Duhok, Soran gibi şehirleri var ve buraları dolaşmak ve gezmek istiyorsanız ayrı bir kategori. Ama Bağdat ve Basra gibi yerler, yani o tarafı gezmek istiyorsanız vize meselesi ayrıdır. Bunu iyice anlamanız lazım. Şimdi ben Erbil'e gelecekseniz onunla alakalı hemen başlık atayım. Birincisi, uçakla gelmek istiyorum demiştiniz. Arkadaşlar, uçakla gelecekseniz mutlaka yani hem uçakla hem otobüsle fark etmez, 6 aydan fazla süresi olan bir pasaportunuz olmak zorunda. Yani ikame ile ya da işte kimlik kartla burada giriş yapamazsınız. Pasaport mutlaka bir lazım. Buraya gelmek istiyorum. Ne lazım? Arkadaşlar, öncelikle vize lazım mı? Hayır, vize lazım değil. Vize kapıda veriyorlar ve bir aylık süreyle bir aylık bir vize veriyorlar. O da ücretsiz. Ve bu bir ay sonra daha da fazla kalmak istiyorsanız mutlaka ikame almak zorundasınız. Ya da bir ay kaldınız ve bir ay daha kalmak istiyorsanız bir aylık vize almak zorundasınız. O da 100 doları alabilirsiniz. Uçakla gelecekseniz neye dikkat etmelisiniz? Öncelikle arkadaşlar, uçakla gelecekseniz en kolayı uçak. Yaklaşık 150 dolarla 180-200 dolar arasında, belki fazla, belki 100 dolara bile bulabileceğiniz zamanlar olacak. Uçakla geleceksiniz, 100 dolara uçak bileti alırsınız. Artı Türkiye'den korona testi yaptırmanız lazım. Korona testi yaklaşık 250 TL'ye yaptırabilirsiniz. Bu birincisi. Uçakla ne kadar zamanda burada olursunuz? İstanbul'dan Erbil'e sadece 1 saat 50 dakikada uçakla burada olursunuz. Antep'ten de uçabilirsiniz. Buraya geleceksiniz, ya Süleymaniye geleceksiniz ya da Erbil'e uçakla gelebilirsiniz. Uçakla alakalı ekstra bildiğim kadarıyla bir şey yok. Genelde ben uçak kullanıyorum. Otobüste gelmek istiyorsanız arkadaşlar, otobüs hem ucuz ama aynı zamanda meşakkatli. Mesela otobüse geleceksiniz, İstanbul'dan buraya gelecekseniz yaklaşık 60 dolar vereceksiniz yol ücreti. Artı İstanbul'dan test yaptırmanıza gerek yok. Mutlaka zaten Erbil girişinde size test uyguluyorlar. Yani gümrükte test yaptırmak zorundasınız. Test ücreti 35 dolar. Yaklaşık 30-35 dolar. Eskiden 50 dolardı. Şimdi de fiyatını indirmişler. 6 saat beklemeniz lazım sınırda. 6 saat sonra testinizin pozitif ve negatifine göre, işte pozitifse zaten geri gitmek zorundasınız. Negatifse zaten içeri girmiş olursunuz. Pasaportunuz 6 aylık ve giriş yaptınız ve pasaportunuz bitmek üzere, ne yapabilirsiniz? Konsolosluk. Buranın Türk konsolosluğu var, zaten gidip uzatabilirsiniz. İkame almak istiyorsunuz mesela. Siz buraya geldiniz, hani hem ya uçakla ya da otobüsle atladınız, geldiniz.
İkame almak istiyorsunuz bir ay sonra. O zaman ikame bir haftada çıkarıyorlar. Bir tane numara paylaşır ama o numaraya ulaşabilirsiniz. Ve o ikame size bir haftada çıkardığından ikame bir yıl geçerli olacak ve yaklaşık 500 dolara çıkartabilirsiniz. 6 aylık da vize var ama 6 aylık vizeyle sadece 50 dolar fark ettiği için genelde insanlar 6 aylık değil de direkt 1 yıllık vize alıyorlar. Ha, siz Irak, Bağdat ve Basra'ya geleceksiniz. O zaman arkadaşlar mutlaka ve mutlaka Bağdat, Basra'ya vize almak zorundasınız ve bu vize yaklaşık 2000 dolara kadar çıkıyor. Ve yani daha da ucuza bulabilirsiniz diyorlar, ben sorduğum insan 800 dolara da bulabilirsiniz dedi ama o güvenilir değil dediler. Yani en doğrusu yaklaşık 2000 dolara çalışma vizesi almanız lazım. Bir aydan fazla kaldınız, ikame almadınız, 2 aydan fazla kalın ikame almadınız, o zaman çıkarken yeni sınırda ceza ödeyip öyle çıkış yapacaksınız. O da size günlük 25 dinarlık yani 20 dolarlık yaklaşık bir cezanız olacak. Bunu yemeye gerek yok. Buraya gelirken dolar mı almalıyım ne ya da TL ile gelebilir miyim? Arkadaşlar dolar da alabilirsiniz. TL'niz varsa TL ile gelebilirsiniz. TL ile geldiğiniz zaman burada size dinara ya da dolara çevirmek zorundasınız. Yani marketlerde dolar ya da dinar geçerli. Her markette dolar bozdurabilirsiniz. Burası sıcak bir yer mi? Evet, burası inanılmaz sıcak bir yer ama arkadaşlar kuru bir sıcak. Ondan dolayı ben havasını seviyorum. Kuru bir sıcak olması terletmiyor insanı. Yemek konusunda sıkıntı yaşar mıyım? Arkadaşlar İstanbul'dan çıkıp buraya kadar gelin, hiçbir yemek konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Güvenilir bir yer mi? Dünyanın en güvenilir yerlerden bir tanesi desem yalan söylememiş olurum. Evet. Yani son 15 gün kala diyor, vize almak istiyorsanız son 15 gün kala vizenizi, yani dediğim gibi ikamenizi yeniletebilirsiniz ya da vize alabilirsiniz. Başka şimdiye kadar yani bana gelen soruların bazılarını cevaplamış oldum. Daha da bir sürü yani sorular beni bekliyor, onları iyice araştırıp bilgi edindikten sonra size o soruları cevaplayacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh, my God.